Merhaba. Bugün koaksiyel kablo nedir? Koaksiyel kablonun ne işe yarar? Bunlardan bahsedeceğim. Yine bu ağ temelleri, veri iletişimi, yani bilgisayar ağları ile ilgili olan derslerin temelinde olan kavramlardan koaksiyel kablo. Koaksiyel kablo tanımına geçmeden önce kısaca bir giriş yapmak gerekirse, bilgisayar ağları bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bu bilgiyi kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Bu ortamı oluşturan ve ayakta durmasını sağlayan ağ teknolojilerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Dev bir bilgisayar ağı olan internet herkes için vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır. Bütün mesleklerde bilgisayar kullanılması, kişisel bilgisayarların her eve girmesi, internette ulaşmanın çok kolay ve ucuz hale gelmesi, İstisnasız her bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olması anlamına gelmektedir. Tabii bu telefon gibi akıllı cihazlarımız için de geçerli. Günümüzde birbirleriyle iletişim kurabilen bilgisayarlar ya da diğer elektronik cihazlar bir ihtiyaç haline gelmiştir. Farklı şekillerde veri iletişimini sağlayabilmek için çeşitli veri iletim ortamlarına ihtiyaç vardır. Koaksiyel kablo, İngilizce kısaltması yani coax, radyo frekansta kullanılan bir kablo türüdür. Bu kablonun kesit alanı iç içe 4 maddeden meydana gelir. En içte canlı hat yani sinyali taşıyan bir hat vardır. Bu uç diyelektrik sabiti yüksek bir yalıtkan ile çevrelenmiştir. Yalıtkanın çevresinde iletkenlerden oluşan bir örgü veya ince varak vardır. Bu örgü topraklanmıştır. En dışta ise koruyucu kılıf yer alır. Peki bu koaksiyel kablo nedir? Koaksiyel kablo resimde gördüğünüz gibi şundan bahsetmiştik. İçinde ince bir iletken, dışında yine bir yalıtkan, yine şu dışında yine bir iletken var topraklanmış. En dışta yine kalın bir iletkenle sarılmış. Koaksiyel eş eksenli. Kablo genellikle bakır veya alüminyumdan yapılır ve hizmet sağlamak için kablolu televizyon şirketleri tarafından kullanılır. Televizyon antenlerinde eskiden böyleydi. Yine böyle uydularda. Uydu iletişimi sistemlerini oluşturan çeşitli bileşenlerin birbirlerine bağlanması da bu kablo kullanılır. Anten kablosu yani bu koaksiyel kablo. Ağ koruyucu kılıf yani şu ağ ile gösterilen şu bakır olan iletken örgü veya ince varak diye geçiyor. Yalıtkan maddemiz şu. En içte de iç iletken var. Peki koaksiyel kablo yapısı nasıldır? Az önceki bahsettiğimiz gibi merkezi iletken bakır, bakırın dışında ya da yalıtkan bir tabaka. Bakırın dışında da yalıtkan bir tabaka var. Tabakanın üzerinde alüminyum ya da bakır örgülü bir zırh. En üstte ise yalıtkan bir kılıftan oluşur. Koaksiyel kablonun bu yapısı merkezdeki iletken üzerine taşınan sinyalin elektriksel görüntüsünden etkilenmesini önler. Koaksiyel kablo içindeki elektromanyetik radyasyona karşı bir bariyer görevi yapan yoğun metal koruyucu içindeki kablonun etrafında esnek bir silindir oluşturur. Kablo özelliklerine geçecek olursak çeşitli metallerden yapılmış birçok kablo türü olmasına rağmen ağların çoğunda bakır kullanılır. Çünkü bakırın elektrik akımına karşı olan düşük direnci sinyallerin daha uzağa taşınmasına olanak verir. Bu sebepten ağ uzmanları bazen kablo yerine bakır terimini kullanmayı tercih ederler. Parazit sorunu, elektrik sinyali bir kablodan geçerken tıpkı bir küçük radyo istasyonu gibi kablo etrafında elektromanyetik alan oluşturur. Ayrıca söz konusu bu alan başka bir kabloyla karşılaştırıldığında elektromanyetik alan bu kablo içinde küçük bir elektrik akımı üretir. Üretilen akımın miktarı elektromanyetik alanın kuvvetine ve kablonun fiziksel durumuna bağlıdır. Bilgisayarlar normal veya kazara üretilen sinyalin ayırt edemediğinden oluşan akım normal iletişimi bozacak veya önleyecek kadar kuvvetli olabilir. Ağ oluşturan kablolar üzerinde paralel olarak bulundurduklarından parazit problemi oldukça önemlidir. Bilgisayar ağları için kullanılan kablolama tipi paraziti minimize etmek için seçilmelidir. Ağlarda paraziti minimize etmek için iki esas kablo türünden biridir. Koaksiyel kablo, çift bükümlü kablo. Bu kabloların ikisinin de ortak özelliği paraziti minimize yani en düşük seviyeye getirmek için kullanılır.
İnşallah dersimiz faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.